Ben köpek balığı falan da şey yapıyordum eskiden. Kaplumbağa falan tutuyordum. Oo, sen bayağı balıkçıymışsın be Mia. Hı. Allah'a emanet. Ona çarpmadı normalde. Dinamar gayet güzel kullanıyorum bu arada. Hiçbir yere Evet, çarpmadım. maşallah. Arkadaşlar şimdi balık tutmaya gidiyoruz. Şeyler yenilendi. Satış limiti. Gidelim balık tutalım, jugoları alalım. Ondan sonrası. Sonra da bir araba parçalarız. Aragan. Aragan. Eve geliyorsunuz değil mi? Hı. Aynen. Geldik. Ne giysem acaba şöyle rahat bir şeyler giyeyim Hı. yahu. Aynen. Aynen. Ne oluyor lan, laglandı mı? Çok yakıştı. Herhalde. Tam bir serseriyim. Olsan var mı? Varmış. Ya. Aa, 18 şeydi. Aa, tamam, neyse. Ne oldu? Yok, bir şey yok. Canım çantanı al da. Hadi bakalım rastgele. Bir taş attım pencereye, dık dedi. Anası çıktı kızım evde. Yok dedi, vay vay. Bu ne amına? Senin arabayı alalım mı beraber? Ha, gittiler mi onlar? Kiminle konuşuyorsun? Sapık varmış amına koduğum. Nerede o? Ne sapı ya? Ne sapı? Ne bileyim, AC mesaj attı da. Sarı evi karşıdan görüyor. Neyse, halletti Nasıl ya? herhalde. Sen mi kullanacaksın, ben mi kullanayım? Sen kullan. Kafam çok kötü şu an ya. Geçiyor muyuz balık tarafına? Arkandayım. Hadi o zaman, Allah'a emanet. Yavaşsana lan. Oğlum motorla götüme sıfır gelme. Bir Ben şey bir şey oldu yaptım mu? ben. Ha, tamam. Ben bir şey yapmadım ki. Tamam. Sorgulama herhalde. Benim ne yapacağım belli olmaz. Sıfır geliyor manyak. Onlar kim? Çete misiniz lan? Şimdi lan o motorcular.
Bilmiyorum da mekana girdiler abi. Aklımızda tutalım, ne olur ne olmaz. Hatta başka kim var balığa gelen? Ses deneme. Geliyor sesin. Selam. Neredesiniz? Balığa gidiyoruz. Gelsene. Tutmaya mı, satmaya mı? Tutmaya gidiyoruz, sonra satmaya gideriz, sonra da bizim iş. Tamamdır. Şu jügüler alalım. Ya sikeceğim, grep kullanacağım motoru şimdi. Bir street pop kendi başına git ya. Kim bak bu? Hangisi bu? Vın 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 vın. Arabanın rengini değiştirelim mi, kalsın böyle? Boş. Hangi parayla değiştireceğiz onu da bilmem de. Kalsın, kötü değil. Ya para köpeğin olsun, ben bulurum sana para. Sen yamlı ol, başka bir şey istemiyorum. Bu arada ama jugular kırmızı, rica edeceğim onu değiştirelim. Yok, kırmızı arabam oldu. Beni alsana, beni alsana. Evet, balaya. Nefret ediyorum. Arkamdayım. Tamam. Sıkıntı mı var? Yok, ben de... Arkana gel, arkana. İstideki. Bizde var mı? Tamam. Kolay gelsin. Kullanacağım motoru, sikeyim. Kim bak bu? Allah, ulan burası toprak yolmuş. Evet evet, yavaş. Kafam mı karıştı? He, bir dalmışım ya. Oy, nasıl döndü? Az önce yolun ortasında martı mı vardı? Bana da öyle gibi geldi. Çarpmıştır galiba. Garibim benim, günahsız kuşum. Hayvanları seviyor musun? Sevmem mi? Ama korkarım biraz. Hayır, şeyler böyle. Tavşan, mavşan. Ha, severim tabii. Yok, tavşan, yılanlardan çok korkuyorum. Ya ben de korkarım ondan. Örümcek hele, fenalık geçirir. Ben görsem çıla kaçarım. Vallahi ben silahımı çıkartır vururum bak. Nasıl denk getireceksin bu örümceğe? Yani benim nişancılığımı sen tam bilmiyorsun. Ya aslında biliyorum. Ama o farklı konu. Hangi nişancılık? Ya neyse, orayı karıştırma şimdi. Kim bak bu? Yeme ihtiyacı olan var mı, alayım mı? Vallahi olursa olur abi. Biz de şimdi Kane'le beraber çıktık, geliyoruz balık tutmaya. Tamam. Benim yani var. Kaç tane yem almak gerekiyor normalde çaparilere? Ya 30 tane yem yeter tahmini. Para var mı canım üzerinde? Nakit. Var var. Ağır mıyız? Ben bu Tarık'a söyleyeyim mi jugları alacağımızı? Bence söyle. Alalım onu ya. Bence söyle, haberi olsun. Tarık şu an düğünde zaten. Konuşsana abi istersen. Tamam, ha, konuşurum bir de. Dur söyle hep şey. Onu kandıracaktık, tek başına alıyor deneyi. Aynen, deneyi alacak dedik ya. Seni söyleme. Ha, tamam siz konuşursunuz da takı törenine geçtik bu arada, haberiniz olsun. Hı hı.
Düz mü gideyim, sola mı gideyim? Fark etmez ya. Ben genelde sona gidiyorum. Sol. Bu lider. Düz belli oluyor abi. Tarık'la konuştum. Sadece 400 bine ihtiyacımız var. Tamam, zaten bu turdan sonra çıkartıyoruz onu. 40 mi 35 bin eksiğimiz var. En olmadı bir 4-5 tane daha parçalarız, ne olacak? Daha parçalarımızı satmadık ki. Aa, daha parçalarımızı satmadık. Oo, doğru lan, bir de onlar var. Tamam ya, bu turdan sonra bizde bu iş. Ben yanıma aldım, hızlı bitirirsem. Şu an kasada ne kadar vardı abi? Şu an 365 var. Abi direkt tamamlayabiliyoruz aslında ya. Şu anda sözleşme imzalamaya gideceğim ben. Senet imzalamayı, paramız hazır olması lazım alalım, sadece. Direkt hazır ederiz. Parçaları alalım hızlıca balığa gitmek yerine. Hazır gelmişken tutmayalım mı? 15-20 dakika demiş ya, o yüzden diyorum. Yok, kendisi şu an bir etkinlik demiş. Acelemiz yok ya, ben balığımızı tutalım bence. Hadi bakayım rastgele oğlum. Çek baba. Gelsin istavritler. Yok lan, burada istavrit çıkmaz. Emekli hayatımı be. Yok be abi, paravan meslek. Ha, yenge. Efendim? Elbet bir gün ne demek? Emekli hayatımı dedi ya. Hani ben de elbet bir gün olur üstünden söyledim. Yani elbet hani böyle gün. Sakin, huzurlu, hı? Yaslan arkana, at oltanı, akşam yap barbekünü. Ev alalı kaç yıl oldu? Oldu bayağı. Barbekü yapamadık. Bunu da yaparız ve bir gün. Aa, bu arada kuru rakıyı çok merak ediyorlar. Evet. Neyi merak ediyorlar? Kuru soğanlı rakıyı. Oo, onu bak yapalım dediler bir ara. Dediler ki olmaz dediler. Dedim çok güzel oluyor. Ama şimdi biz viskinin içine buz atıyoruz. Siz de rakının içine kuru atıyormuşsunuz galiba. Sen hayır, çok yanlış anlamışsın olayı. Ha, kuru anlattım atıyoruz ya. Fasulyeyle birlikte. Öyle mi? Ya hayır, oğlum, böyle çok anlatmadım. Güzel oluyor bak. En az 10 tane efendim fasulye tanesini bu atıyorsun içine. Kuru rakı bizim anladığımız gibiymiş, onu yapalım. Hazır o. Nasıl? Ciddi ciddi öyle kuru rakı olmuş. Evet evet, içine atıyorlarmış. Güzel olur ya. Bu kadar beğeniyorlarsa. Oğlum kafanız mı güzel lan? Sakin o. Sakin. Hop, aldım vallahi, aldım öf. Kane. Şeyi uzatsana bana, şu yemleri. Çantamda, alıver işte oradan. Nasıl kaçırdım ben? Ya ben her balık tuttuğumda bir mesajla başka bir şeyler oluyor. Ay işte balık tutmanın en büyük şeyi bu. Bekliyorum böyle huzurlu huzurlu. Şimdi bu arada da şeyi düşünmek lazım ya. Bütün arabaları kimin üzerine yapsak acaba? Hangi arabaları? Oğlum topluyoruz işte arabaları da. Bunları bir evrak işlerinde böyle bir ayar çekmemiz lazım. Ya benim fikrim o konuda abi. En çok kimler uyanıksa, en çok kimler ulaşılabiliyorsa onlar şey olmalı.
Yani bence başka birine, bence başka birine falan vermeye gerek yok. Çok komplike düşünmeye gerek yok. Hayır, bence yok yok, evra diyor. Mesela arabaların anahtarları bizde. Ama atıyorum araba şeyin üstüne. Öyle o çok kısıtlar bizi bakın. Bence tüm arabalar problem olacağını düşünmüyorum. O arabanın üstüne olacaklar. Ama problem olacaksa dediğim gibi. Ben zaten kendimi çok göstermeyen. Öyle düşünme. Polislerin çoğu beni tanımıyor. Kendini göstermek zorundasın. Hayır, bir polislere sonra göstermiyorum. Millete değil. Millet polislerle tanısana. Benim de bir şeyim yok ki zaten. Ceza yedim sadece. Sen içeri girmedin mi oğlum? Yo, dur iddianla ceza yedim sadece. Hayır, daha önce Saruhan abiyle girdiniz ya. Yo, orada da hapse girmedik ki biz. Hayır, polislerle çok içli dışlı olanlar sizlersiniz ama. Baktığında polisler beni görünce tanımıyor bile. Ay, yanını yanlış bastım esnerken. Ya ben söylüyorum, bence yok gizlilik mizlilik kafalarına girmemize gerek yok. Zaten işimizi düzgün yaparsak hiçbir şekilde kimse peşimize takılmaz. Hani sen diyorsun ki girdiğimiz belaya bizim üzerimize bağlı arabalarla girsek bir şey olmaz. Ona göre gizli takılacağız abi, yani zaten kendimizi göstere göstere bir şey yapmayacağız. Tamam o zaman. Ben Tarık'la konuştum. Parayı verdiğimiz an normalde şey dedi. Aracın sadece bendeki diğer anahtarını vereyim. Aracı sizin üzerinize noterde geçirmeyeyim. Borcu kapanınca geçirin dedi. Ben dedim şey imzalayalım. Aracı siz bana geçirin, ben borcumu öderim dedim zaten. Yani hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. İyi demişsin onu. O da tamam dedi. Senet imzalayacağım. Şimdi geriye ne kadar kalıyor? 400'ü verdikten sonra. Ne, para olarak mı? Kalmıyor. 3000. Kalmıyor. Hayır, onu demiyorum. Hayır, adama borcumuz. Tarık'a ne kadar borcumuz var? Onu gidince konuşurum ben Senet olarak. Muhtemelen ya 300.000 ya da seni taksit olduğu için 350.000 falan diyecek. Anladım. Ben orada indirimi çakarım ya, ona derim. Sen zaten karlı olarak 700.000'e satıyorsun. Ben bu borcu en kısa sürede sana kapatacağıma söz veriyorum diyeceğim. Hani senette böyle yazalım ama ben ondan daha kısa sürede sana kapatırım o borcu diyeceğim. Her gün çalışıyoruz zaten. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ya. Sen, hı-hı, ben, Kane, AJ zaten bak sürekli. Saruhan abi de bizden habersiz yapıyor arada. Aynen. Altan abiyle Miko abiyi tam bilmiyorum. Ben çalışıyorum oğlum. Evet, ben fark ediyorum. Gece bir uyanıyorum, yoksun. Evet, kafa dağıtmaya geliyorum geceleri. Tavuk kesiyorum. Umarım tavuk kesiyorsundur. Başka bir şey değildir o. Kaçak et. Lan nasıl kaçırıyorum amına koyayım ya? Avcılık yapıyormuş. Avcılık da yapıyorum. Hani beraber gidecektik? Gideriz. Bazen kaçırıyorum, şu çok sert çektiğim için çok sinirleniyorum ha. Günlük çalışsak, mesleklerimizi yapsak. Ondan sonra araç maraç parçalasak. Biz kısa sürede kapatırız ya. Aracın diğer borcunu. Herkes çalışsa bu ekibin günlük 100.000'i var zaten. Evet. Aslında 6 günde bir jugular alıyoruz. Harbiden lan. Öyle düşününce çok kolay ekonomi. Evet, hepimize birer tane jugular. Yapılamayacak şeyler değil, sadece çalışmamız lazım. Ya bunun aralarına mesela market soygununu falan da düşünün. Hı hı. Bu arada bizim en fazla isteme sebeplerimizden biri sanırım marketi satın alalım diyoruz ya. Hı. Mesela atıyorum, bugün pek bir işimiz yok. Balığı tutalım tutalım tutalım, stoklayalım çünkü millet öyle yapıyor. Götürelim markete koyalım, hem oradan satın alsınlar, öyle para kazanalım. Ya da mesela benim bugün şeyim olmadı, vaktim olmadı balık tutmaya. Gideyim kendi marketimden alayım, parayla satayım. Ya ben mantıksız demiyorum canım. Bence, hı hı, şeyden, jügülerden sonra onu alabiliriz. Evet, bundan sonraki şeyimiz olsun. Bir şey araştıralım. Neyi? Abi senin tanıdıkların falan filan var mı bu şehirdeki satılacak devletin yerlerinden falan? Var var tabi. İşte bir onlara bir ulaşmamız lazım. Eğer hani yakın belediye başkanını tanıyorum. Belediye başkanı falan filan böyle bir şeyler yapılacaksa, ona göre bu market, dışarıdaki marketi hiç almaya gerek yok. Boş yere paramızı harcamayalım. Aynen öyle. Sen belediye başkanı mı tanıyorsun? Tabii canım. Vay be.
Eli kolu uzun mu adamın ya? Hmm. Türkan Ulu Ender. Kim? Türkan diye bir adam. Ha. Rolde şu an götünü attım aslında. Ulan Altan, biz burada çalışıyoruz. Sen karı kız götü kesiyorsun değil mi orada? Abi estağfurullah, ne karısı ne götü. Yani yanımda Eylül var. Eylül yaşıyor mu lan hala? Tabii yaşıyor, yaşıyor. Siz ayrılmadınız mı? Abi nasıl ayrılayım? Öyle bir sevda ki bu. Ayrılsam ebem sikilir ya. Düğün ne zamanmış? Eyvallah abi, sağ olasın. Altan, düğün ne zamanmış? Umarım bu hafta. Sen baya baya evleniyorsun yani. Tabii evleniyorum. Baya bu hafta yani. Tamam, düğünden de Altan bir 500 bin kaldırsak. Abi bir şey diyeceğim. Yılmış. Efendim? Senin düğünde araba parçalamamız yok mu? Oğlum düğünde ne isterseniz yapın onu... Oğlum onu istiyorsan geçtim, bir şekilde yalan edelim düğünü. Yok abi. Ha, gönlüm var yani. Dinleniyor olabiliriz. Var var, tabii ki var abi. Ben yani gördüğümde tutuldum zaten. Zor durumdaysan öksürebilir misin abi? Ses kesildi. He, bana mı dedin? Yok, zor durumda evet. Değilim. Ben şimdi yattan ayrılıyorum. Burada daha şarkı falan söyleyecekler. Yavaş yavaş dağılmaya başladı millet. Biz de anca bitiririz zaten. Alo efendim. Millet dağılmaya başladıysa... Barleri satacak mıydık? Barleri satacak mıydık? Satalım oğlum. Ben haber vermedim, satacağız. Ama bitirdim. Evet, satacağız barları. Ne diyorsunuz siz? Barlar üstüne cugular. Kasabaya gidiyorum. Araba parçalarını vereceğim adama. Ya nasıl kaçırıyorum barlar ya? Barlar artı 280 bin mi diyorsunuz? Yok, çok değil. Barlar 420 bin az değil mi ya? Ne diyor, ben anlamadım ki. Barları 420'ye sayıyor, üzerine de 280 istiyor. Anladığım kadarıyla. Sen bu cuguları verecek şey mi? Tarık mı? Hı hı. Evet. Ya niye işi bozuyor amına koyayım? Abi o cüzdan ve kapatırsa aslında daha iyi ama. Ben size şöyle söyleyeyim. Ya balleri size verip tekrar satmaya falan uğraşacağınıza. Biz size zaten o parayı kısa sürede ben size şey yaparım. Benim çok büyük bağlantılarım var. Ben o konuda paralarımı hallederim. Çalıştığım bazı yerler var. İyi para kazanabiliyorum günde böyle. Ben ikna oldum. Belleri katmayalım çünkü o abiyle artık aram o kadar iyi değil. Adam yalan söyleyince aksanı bile değişti. Belleri demeye başladı. Belleri gerek yok yani. Yok. O sattı bile herhalde o adam ya. Bir arayayım bakayım falan de. Ya en kötü bir şey diyeceğim. O çocuğa ben vereyim parasını. Olmaz mı? Bulsak. Niye bozuyor işte şimdi? Şimdi olmaz mı? Ya neyse, biz şeyimizi yapalım da parayı verelim, imzalayalım, araba bizim olsun yani. Okey. Okey, o zaman tamam. Tamam, o zaman yarın şey yapalım, onu alayım. Ya. Tamam, görüşmek üzere. Ne oldu? Neden amcıklık yaptı şimdi o? Amcıklık yapmadı, araba kiradaymış. Dedi ki tamam, sözde anlaştık, yarın sana vereceğim arabayı dedi. Parayı falan da yarın vereceğim muhtemelen. Kime kiralamış? Kötü birisine kiralamasın. Yok, İbiş diye bir çocuk var, biliyor musunuz? Ben gördüm onu bir iki kere. Ben söyleyeyim, ona geri versin, ben onun parasını vereyim. Uyuyormuş işte, uyuyormuş. Ya istiyorsanız varsa numarası bir arayın, ulaşmaya çalışın. Var tabii ya.
Abi inanılmaz. Ya, o kadar eminim ki doğru yerde bastığıma. Toplam kaç balık bulabiliyorsun? Uyuyor işte. Barlere ne diyor? Ya barlere ucuz demiyor mu 420? Ben de o yüzden dedim Saron abiyle aram iyi değil dedim. Ne diyorsunuz? 420 verecekmiş. Üstüne de ne dedin? Üstüne de bizden 280 bin istiyor. Barler artı 280 bin. Hmm. Ya siz bilirsiniz. 420 bin barleri sayarım diyorsan. Jügülere karşılık. Hı hı. Aynen. O arabayı barler... daha önce 450 dedirtmemiş miydik biz ya? Biz onu çaçıya dedirttik de. Çaça da gitmiş bugün. Ne kadar demişti Deni? 1700 mü demişti? 1700'e araba almış adam. 1700'e 3 tane. Hı hı. Param yok diyor. Yani eğer jipi verip üstüne o kadarcık ödersek yani cebimizde bir miktar para kalır. Ama bir arabamızdan da olmuş oluruz baktığında. Biraz zorlasak pazarlıkla hani baller artı 230'lara falan düşürsek daha güzel olur ama. Vermez oğlum. Ben tamamım. Nasıl bizden sonra gelip tamam olur anladım ki ben. Bugün şanslıyım baya. Yem kaldı isteyene biraz vereyim. Bende de doluydu çantamda ya. Dur bakayım belki uyanır çocuk ya. Uyanırsa iyi olur. Dur bak ben mesaj atayım ona uyanınca beni ara diye. Aramış bugün de duymamışım ben. Keşke faction sistemimiz olsa ya. Bu arabaları hepimiz çekip kullanabilsek Sump'taki gibi ya. Yani aslında yazabiliriz yani de. Var mı? Kim bak bu? Hangisi bu? Arkadaşlar videonun bölümleri sıkıcı ama ben size her parçayı göstermek istiyorum. YouTube olduğu için ileri sarabilirsiniz. Ve isterseniz arkada dolansın. Yani böyle balık tutarken boş boş muhabbet yapmak da istemiyorum. Zaten off stream'in olayı bu. Kim bak bu? Off stream bu. Mal suya mı atladı? Deli ya. Peki jugular aldık sizce ne yapmalıyız rengini? Kırmızı olmasın da. Siyah iyi olabilir bence. Ya bütün bizim kullandığımız araçlara böyle bir görüntü yaparız. Bir renk belirleriz. Bir renk belirleriz. Ama işte en büyük sıkıntı böyle istediğimiz zaman erişemiyoruz ya arabaya. Ya erişiriz abi aslında ya. Zor değil yani. Böleceğiz abi ekibe.
Ben şu sultanı da bir ara götürüp bir boyatayım ya. O da kırmızı, iğrenç duruyor. Hangi renk yapabiliriz ekibin şeylerini, arabalarını? Böyle sedefli falan bir şey mi yapsak acaba? Aslında siyah her görünümlü şey ama güneş vurunca başka bir görüntü. Aa, bir tane renk var. Ben şey yapmıştım. Draftlara yapmıştım. Siyahın üstüne bubblegum var Sedef. Bubblegum ne? Sakız. Sakız mavisi. Bir bakarız ona da. Oldu. Ses deneme. Geliyor minik kedicik. 20 bin dolar. Efendim? 20 bin mi çıktı? Evet abi, ben satmamıştım. Tamam, bende de var. Sattım. Oh. Bir şey diyeceğim, ben de gidip alayım mı? Geçtiniz mi siz, ne yaptınız? Ben araba çaldım, hurdacıda bekliyorum. Yani o zaman balıkları satıyoruz, hurdacıya mı geçiyoruz? Tamam. Arabamı parçalayacağız. Ne ben parçalanacak araba çaldım. İsterseniz biriniz şey çalın. İsterseniz geçmeden şu marketin kasasında bir inceleyelim. Balıkların biz deneyelim. Balıkların bulunduğu ovanın suyunu dikkatlice... Marketi mi soyacağız? Hayır, inceleyelim diyorum sana. Ha. Kasasına onu bakalım. Gece inceleyelim bence beraber. Ya sen adam oyalasan yeter bana, bakarız beraber. Hadi gidelim. Sen adamın kasa odasına nasıl gireceğim ben? Hadi gidelim. Rastgele. Aman avudum Rusuzları. Robot gibi durmuşlar orada. Ulan bu eşofman taşaklarımı sıkıştırıyor benim ya. Nasıl ya? Arası geniş ağa. İşte arasına kaçıyor. Bir de sevmedin bu bileklerim ne? Alttan sanki sarmalanmış şalvar gibi. Ay vay, çok tatlı görünüyorsun. GPS'e gireyim mi satış yerine? Gir, bende bir mesaj geldi, ona bak. Ulan AJ mesaj atmış, oradaki metal boruları ittirmiş yolun ortasına. Orası bu çocuğu. Sakin ol, dur. Ulan kadın olmasaydı dövmüştüm ha. Ya bu kadın erkek eşit diyorlar yani, sence öyle mi olmalı? Bence kesinlikle eşit. Şimdi ben inip bunun ağzını burnunu kırmalı mıydım? Yani şöyle, güçsel olarak eşit değiller aslında ama... Ya ne demek öyle ya, her bokta eşit diyoruz. Bence güçsel olarak da öyle saymalıyız. Bence de ağzını burnunu kırmam lazımdı. Evet, ben mesela bazı erkeklerin ağzını burnunu kırabiliyorum. Evet, sen kırıyorsan öyle biri de seninkini... Yarrağımı kırar da hani, şşt, farz et yani. İşte bak burada yani, kopuyor olay.
Şimdi o kadının da şimdi bir eşi varsa, bir abisi varsa, bir babası varsa iş değişiyor tabii. Evet, o tamamen farklı bir durum. Peki biz en son seninle şeyi konuşuyorduk. Şimdi adamı arabadan sen karına yattım diye indirebiliyorsun. Tamam. Ben dediğim zaman adam benimle dalga geçiyor. Geçer. Ben nasıl indireceğim? Sen diyeceksin ki ya sen o benim arkadaşlarımın anlattığı küçük pipili olan değil misin? Falan yapacağım. Ha. Derseki çıkartayım göstereyim. Ha, orada zaten dövmüş oluyorum ben. Aynen, indiği zaman dövmüş oluyorsun. Doğru. Yani çıkartıp göstereyim derse de orada bana transfer edebilirsin adamı. Tamam, anlaştık. Bu arada ben yeni bir kelime öğrendim. Ne öğrendin? Kafat. Kafat mı? Hı hı. O ne be? Şimdi mesela ben senin sevgilinim ya. Tamam. Sen benim başka birisiyle öpüşmeme bir şey demiyorsun. Öyle olunca kafat oluyormuş. Bodoşluk lan o. Bilmiyorum, öyleyse de kafat dediler. Allah Allah. Hı hı. Garibime gitmişti baya. İlk defa duydum. Kafatı mı? Evet. Bir Türk söyledi bana bunu, o da Türkmüş. Götünden element uydurmuş, öyle bir şey yok ya. Ona bir internetten bakarız. Hı hı. Eşofmanı sevmediysen yeni eşofman alayım ben sana. Yok, güzel eşofman da biraz böyle benim tarzımın sanki dışında gibi. Hı. Ne yapacağız, takım elbiseyle mi gideceğiz şeye? Hurdala. Yo, ben gene normal tişörtümü giyeceğim, çıkacağım. Sen tarzını bir değiştirdin zaten. E ne yapayım yani, diğerleri basıyor artık. Bu aralar çok hareketli takılıyorum. Sana birkaç tane daha boş bir zamanımızda kot alalım. Nasıl kudu alalım. Burada daha gelen dikkatli gelsin, yolu kapattım. Atmasın buraya. Yani balığa gidiyoruz satmaya. Ben araç bakını. Hı hı. Kaçış arabası bulabilen var mı? Yani henüz öyle gözüme çarpan bir şey olmadı. Araba buluruz ya, araba kolay. Selam. Sizin saksıyı devirdim, sıkıntı olmaz değil mi? Devirmedim, biraz amına koydun gibi. Bu neydi lan? Kardeşim al şu balıkları, bak tertemiz. Kaç balığımız var? 140. Oh, taze taze. Allah bereket versin. Dur. Tamam mıyız? Hı hı. O zaman arabaları derler yapmaya gidiyoruz değil mi? Evet evet. Oha, millet ne arabalara biniyor ya. Nereden gördün? Şu bak. Şu tarafa, arkaya doğru gitsene be. Oo, arabaya bak. Ne
var ya. Beyaz bir tane cip gördüm arkada, baksana. Vay be. Efendim abi. Vallahi bir ben göremedim galiba. Arkada? Oğlum ben buradan parkta nasıl geç? Bak. Sağ, evet. Ne? Ya. Gördün mü? Arkadan mı dolanayım? Buradan geçemeyiz yani. Ha, arkadan gelsene abi sen. Yok aslında öyle değil ama neyse. Kane gel buraya gel. Evet tamam. Burada bir tane daha lüks buldum. Onu almasak. Sen gel buraya. Hayır hayır. Bu arada ben de bir tane spor araç getirdim. Mia kitlememiş. Kaçış arabamız hadi yok gidelim şu an. Galiba bulduk biz. Güzel bir jip var. Uza. Kaç tane arabamız var şu an? Şu an AJ ile ben işte birer tane var burada. Kaçış arabası sarı nasıl, iyi basıyor mu? Yani. Alternatif bakalım mı? Oğlum birileri AJ, var lan, gelsene çekmeyin şu arka. Ne diyorsun? Bunları geçebilir mi polisler? Bence geçemezler, imkansız. Çok uğraştım. Bu altımdaki 130-140 anca görüyor lan. Abi bir tavsiyem var. Araba toplarken silah kullansak korkutmak için çok işe yarıyor arkadaşları. Saruhan abi bir şey oldu. Ambe Eylül'ü arıyorum. Düğünü müyünü soracağım, bir işkillenmesin. Herkes arkadan girmeyebiliyor değil mi? O ne demek ya? Hırbacın arka girişinden girmek. Gireriz her türlü. Zor oluyor biraz ama alışman lazım abi. O ince aralar var, kaza yapmamak lazım. Oğlum sakin sakin lan, şu kadınlar korkuyor zaten, anlayın onu artık. Aa, i̇şte gel, bazıları gel, korkup. O da doğru abi. Bazen korkup kaçıyorlar inip o yüzden. Oo, bu ne lan, Infernus? Ne biçim arabaymış ya? Bu abla mümkün değil inmez. Dikkat edin, bir tane Audi geliyor size doğru. Burada olmayacak, biraz lüks bir yerde. Al. Siz şu an iki kapılı mı arıyorsunuz? Ne oldu? Orada mı deniyorsunuz? Ah. Amerikanlarda iyi bir şeyler çıkıyor mu? Ulan girişte mi kaldınız siz Deniz? Yok yok. Giremediler. Alakası yok. Ulan mı? Oğlum alakası yok diyene kadar açıklasana. Araba çarptı. İyi misin? İyi. Şu an siz ne arıyorsunuz söyleyin bakayım bana. Ben bir tane Amerikan araba buldum. Deniz, senin şu arabayı kenara çek, onu daha fazla zarar göstermeyelim. Şununla gidiyorum. Kapşonunu bir konum atsana bana. Abi şu an çok alakasız yerdeyim, konum değiştireceğim. Duracağım tamam, bir yerde atayım istersen. Yok yok, araba var yakınımda da o yüzden. Bizim aa burada, gel buraya gel. Burada da duran biri var mı şu an? Ben buldum bir tane. Ben ve AJ. Bana bir konum atsanıza. Kane gel buraya, aldım araba. Atıyor musun abi? At. Geliyor musun koluma? Geldim de sen kendi arabanı çek şuradan. Yok. Hangisi? Bu mu o mu? Şu beyazı al bence dört kapılı olarak. Da bak şu yeni gelen siyah arabayı al. Bak yeni gelen siyah arabayı al. Bu daha pahalı ya. Ay pahalı değil, kaçış arabamız olabilir. Bence bu, bak bu sefer patlayacağız aga. Paralarınızı yatırdınız mı bankaya? Balıkçının verdiği.
Ha, ben yatırmadım onu. Bu kaç önemi var ki? Uygun. Geliyoruz biz Kane'le. Tamam. Dön dön. Amına koyayım, yolu kapatmışsınız. Abi şey var ya, bu bizim kaçtığımız yer. Oradan gir. Oradan yavaş yavaş girebilirsin. Olursam girerim. Ya bir şey diyeceğim, polisler anladılar. Çok da kapama bence yolu bak. Direkt oraya yönlendirirsin. Bak kapattığım şekli gör. Bak ben sana söylüyorum. Geçen sefer bizi görmüş falan olabilirler. Götümüzde polis vardı. Polisler bunları gördükten sonra şoka uğrayıp geri dönecekler zaten. Neye girdikten sonra? Ben girdim. Haa, işe yaramıyormuş, devam. Çok tamam, merak tamam, ettim, bozmasanız abi, bakacağım. Yok yok, bazen şey oluyor, bazen şey oluyor işte. Adam bir arada geçti amına. Tako kamyonu buldum, işimize yarayacak saldırı. Tako kamyonu, yol kapamıyor, ne diyorsunuz? Oy 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 oy. Kap bir tane, kap. Para verir dedim. Benim altımda araba var, konum atıyorum, deni gel. Olur olur. Ben bankaya geldim, para yatıracağım. Çok çok uzak mısın? Ona göre ben Deni ile geleyim. Koşarak Deni aracı bile gelirsiniz, arkasında hemen. Deni gidiyor musun? Gel abi, beraber gidelim, biri atlasın işte. Deni koşarak da gelirsin, çok yakın. Ustalaştık ha. Atla sen Altan. Köprü üstünde misin, altında mısın? Ona göre geleceğim. Okay. Altta hurdacının hemen arkası ya. Köprünün altı yani. Hey, hurdacının çünkü... arkası, arka tamam, duvarın tamam. Yanındayım. Fotoğraf. Şey değişik yok, gösteriyor. Yok, sen manyak mısın? Navigasyon. Enerjisi yalan var mı? Ben... Benim çantamda var. Fazla olan var mı? Gel. Dur lan, lan Kane'i arkaya mı koyacağız, nereye gidelim? Kapatırız yolu ya. Ön tarafı. O yol kapatmak için kullanırız onu ya. Kapısı kilitli. Güzel fotoğraf olmuş. Yapma ya. Dur, denemeden bizi mi çağırdın işte? Çıkamadım arabadan ne olur ne olmaz diye. Geliyorum geri. Çok geri. Tatlı. Bu tarafa dediğin gel. İstersen bir maymuncuk alıp gelelim ama. Gerek yok. Polis çekmeye ne gerek var bu taraflara? Kaçış arabası bu olacaksa benzinli doldurmamız gerekiyor. Gideyim mi? Biz benzinliye gidiyoruz. Hurdalığa giriyorum. Bir şey alınacaksa alalım. Benzinliğin orada market de var. Arabaya bak ya. Manyak bir şey ya. Kaç paradır bu? Ne bileyim. Almışsın Amerikan'ı. Hı hı. Bak. Telefona bakıyorum. Vay be, arabalara bak. Biz çıtayı gün geçtikçe arttırıyoruz ha. Fark ettim. Altan, düğün tamamen dağıldı mı? Hemen başlamayacaksak şurada bir tuvalete gidebilir miyim? Git
gel git gel. Yok ben almadım. En son bir şarkı falan söyleniyordu da bir parti iki parti falan dağıldı. Ama bakmadım yani kimler kaldı tam. Arka tarafa gelmeyin. Tamam. Arka tarafa gitmeyeyim ya işi. Acaba nasıl işiyorsun şu an ya? Başlıyor muyuz? Hazırlıyoruz. Böyle hazır ediyoruz. Hayır hayır bekle. Oha! Nereden onu ben deneyeceğim. Çok merak ettim kaç parça çıkartacağını. Yok ondan demedim. Nereden buldun dedim. Her şey. Lan Kane bu zaten kaçış arabamız değil mi? O kaçış arabamız. Hangisi ya? Tamam ben bunu yerine bırakıyorum o zaman. Burada dört kapı yok. Ha, sen başka yerde. Ama orada kim geçecek? Ben geçeyim mi? Mia mı geçecek mi? Mia'yı bekleyelim. Yakın zamanda gözünü inlendirmiş olan var mı aranızda? Şöyle bir tık geri çekecek. O ne demek lan? Bak Deni. Sen bir dinlenmiştin. Abi şey ya. Şey içecek enerji. Ne geldiyse böyle. Yo balık falan tuttuk ya vakit geçti. Herkesin içecekleri var mı? Ben aldım dağıtayım isterseniz. Evet ben araç yerindeyim şu an. Mia seni yenge bekliyor. Bu sefer sen de parçala ben biraz arabanın başında durayım. Onu diyeceğim. Tamam. Çantamdan ihtiyacı olanlar var mı? Kim almak? Yani bir tane içecek? Neyse bir tane fazla bir tane senin alayım ya. Hangisinin alarm ötüyor lan? Deniz seni bek. Birisi birini kucaklayacak mı giderken gene? Ben yakalarım gene birini. Bagajda Deni mi bekleyecek? Galiba. Onu halledeceğiz. İçecekleri içerken haber verin. Şu an neyi daha bekliyoruz biz? Ben Deni'yi bekliyorum gelmesini. Hallediyor sıkıntı yok. Bu elemanlarla bir şey halletmemiz gerekiyor da. Deni yapıyor. Araçta kim bekleyecek? Deni bekleyecek. Herkes arabasında mı? Geliyorum. Hı hı. Bekleyin Deni ben bagaja geçsin. İçecek için bekliyorum. Vereyim mi? Hayır hayır yani içeceğim. Yok. Ben... Arabaya geçin de abi. Altan abi. Tamam tamam. Efendim. Sen bu en yakındaki arabayı yap. Sen süreceksin. Ben mi süreceğim? Ya fark etmiyor. Geçin işte ya. Bir şey olsa ben bagajda yokum tamam mı? Hı-hı. Tamam da oranı tam kapanmadığın önemli ol. İçiyorum ben herkes okeyse. Yok dur şey yok Altan nerede? O arabada değil mi zaten? Bir şey diyeceğim. Polis gelirse ben size buradan diyeceğim ki diyeceğim tamam mı? Siz direkt gelmeyin buraya. Nereye gideceğiz? Arkaya mı?
Arkadan kaçmaya çalışacağız. Koşarak kaçacağız şeyden. Fabrikada saklanabiliriz bu arada birkaç kişi. Evet, öyle bir komut duyulursa... Bu arada kimse arkaya koşmasın. Polis bu arabanın başına geldiğinde bak yapacağım size. Eğer deniden bu komut gelirse herkes AJ'yi takip etsin. AJ'yi fabrikaya giriyoruz öyle bir şey olursa, tamam mı? Tamam. Ben içiyorum. İçiyorum. İçtim ben. İçtim. Hazırsanız sayacağım. Hazırız. 3. Hazırım. 2. 1. Böyle bir vurgulama hayatımda ilk defa duyuyorum. İşte vurguyu korner yapayım dedim abi. Hadi bakalım. Kucak gerekecek. Kim kimi alacak? Hallederiz. Yok, netleştirelim. Halledemeyebiliriz. Tamam, ben AJ'yi alırım yine. Sen beni mi alıyorsun abi? Aynen. Sessizlik olsun, duyayım. Tamam. Bu arkadaki fabrikadaki çalışmalar kalp atışı gibi geliyor. Yaklaştı polis. Polis çok yakından siren verdi bu sefer. Sakin. Durun, sus. Sakin. Sıkıntı yok, yetişecek gibi. Daha geliyor gibi. Arabayı süren kim? Ben miyim? Kim kullanacak? Sen. Yetişiyor. Gibi. Sıkıntı yok, sıkıntı yetişiyor. Yok. Geldi gibi, gelecek birazdan sanırım. Yok, yakında değil ya. Görmeyecekler bizi. Biraz bekleyebiliriz çıkmak için. Yoksa direkt denk geleceğiz kapıda. Polis gelmedi herhalde. Seni duyuyorum. Biz. Yani buraya hazırız girmedi biz gibi. Gelmedi gibi ya. Ses seda yok. Bence çıkalım yavaştan. Çık. Hayır, karşılaşmayalım. Ya gelirse şimdiye gelirdi, ben yanlış mı düşünüyorum? O zaman gidelim. Kapıda bekliyor olabilir bu arada. Arkadaşlar, biz bu iş üzerinden parayı kırarız, ben size diyeyim. Allah Allah. Yapayım? Hayır, siren. Allah Allah. Ben maskemi çıkartayım da. Çıkartın, çıkartın. Bunlar bizi bulamaya artık başka yerlere mi baktın? Ben size demiştim, bence kapıda falan birisi bence araba parçalamaya geliyordu. Bu arada ondan sonra onu patlattılar. Biri bekledi. Biri vardı kapıda, onu kovaladı çünkü belli yani, yaklaştı uzaklaştı polis sesi. Evet, siren sesi çok gelmişti. Hayır, siren sesi geldi bu arada yani. O zaman bir şey söyleyeceğim, sakince limona sür, orada kalanları da alalım, bir de elimizde ne varsa da satalım, bir tam sıfırlanalım bakalım. Bu iş bana artık heyecan vermemeye başladı. Ben yaparken çok heyecanlıyım da sonrası hep bir soru işareti yani. Abi bu arabadan her şeyden iki tane çıktı. Bu arada bana da iyi parçalar var. Bana da iyi çıkmıştır. Çıkmıştır. Bana çıkmıştır. İki tane airbag verdi, iki tane dokunmatik radyo verdi, iki akü verdi. İyi, bu sefer iyi indirdik. İyi. Adam da herhalde şey modunda, alın siktirin gidin artık. Yüksek ihtimal o mod darmı. Ne oluyor lan? Sonra şunları okuttuktan sonra bir genel paramıza bakalım. Bu arada siz uyusanız bile parayı bana verin istiyorsanız. Tarık. Bu gece adam uyanırsa, çünkü anında halledeyim, kapatayım işi. Şimdi bir adamın aklını çeler. Kaybetmeyelim Jugular'ı. Ha, indiregandı yapacaksın değil mi Jugular'ı? Efendim abi? İndiregandı yapacaksın değil mi? Ya fark etmez, ben aldıktan sonra istiyorsanız sana da verebilirim. Dalga geçiyorum lan. Bu arada ben hiç dikkat etmemişim, bayağı maskesiz yaptım işi ya. Artık o kadar yani, boku çıktı. Ayağında taşıyorsun. Ulan bagaj unuttum. Lan bagaj...
Oh. Allah unutmuşuz. Ne var ne yok alın yanınıza. Tamamdır abi. Bakalım neymiş. Ucuz jant 2. Airbag 2. Pahalı jant 3 oldu. Pahalı jant 4 oldu. Şimdi en sevdiğim yere geleceğiz. Tadım yapacağım. 3. Radyo. Tamam. Burada mermimiz de var. Ne oldu lan? Sıkışalım hadi. Bende bayağı bir şey varmış. Pahalı jant 4-5 tane falan. Pahalı jant iyi para ediyordu bu arada ya. Bende de 4 tane pahalı jant. 4 airbag, 4 radyo. Güzel, ben size bir şey diyeyim mi? Airbag ile pahalı jant tanesi 600 gibi bir şey veriyordu adam. Yani 4 airbag'e 2400. 4 pahalı jantta da 2400 alırsın. Rahat kafadan 5000, 6000, 7000 elde edersin sen orada. Direkt o şeye mi gidelim? Adamın oraya mı? Sen bas direkt. Okutalım gitsin. Bu arada Eylül'le konuştum, dağılmışlar yani. Allah Allah. Demek ki onlar bir sırta vurma operasyonunda falandı. Ama şeyin önünden yani geçti, vurdalının önünden geçti. Duydum ben. Onu ben de kesin duydum. Başka bir, bak, başka birine denk geldi, onu kovaladı herhalde. Yazık garibim. Biz bu şansla direkt bankaya mı girsek ya? Bazen o... Yok yok. Devam et, devam. Bazen şansımı boşa harcıyormuşum gibi hissediyorum. Neyse, jukuları da alınca, gerçi almış olmuyoruz, hala borcumuz kalmış oluyor da. Kullanabiliyoruz. Borç sonuçta. Kolay bak, aldıktan sonra borç kolay abi, hallederiz. Aynen. Bu arada evet, hedef varken çalışmak etmek, para toparlamak daha kolay. Kesinlikle. Değil mi Altan, bir ara çalışsan da sen de. Abi bir şey diyeceğim de, ben her gün çalışıyorum yani. Sen bugün kaç para attın lan? Neye? Bize. Sana mı? Kasaya. 55 bin dolar. Aa iyi lan, iyi. Bankanda kaç para var Altan? Hatta bir dakika, bir de 30 attım, 85 bin dolar, evet, attım. Evet lan, en çok sen atmışsın valla. Ama geçen gün Aci'ye de bir 100 bankamda koymuştun. Bankamda tamı tamına 62 dolarım var. Sen balık emiksiz, balık kılçıksız 62 dolar. Şu an bende toplam her şeyimde 373 bin var. Ooo biz mi? Şimdi bunları setince tarihin parası direkt çıkıyor galiba. Çıkar 400. Yüksek ihtimal. Rahat. Bu arada ben bir tane mücevheri bayağı dolandırdım. Parayı aldım da satmadım yani. Hala bir mücevher fazlamız var. Bir şey söyleyeceğim. Kimlere sattın mücevherleri? Vallahi Tarkan'a sattım. Donovan diye birine sattım. Ulan Tarkan bilse... Tarkan bilse... Mücevherle mi dolandırdın abi? Kardeşin çaldığı mücevher. Evet. Rezillik. Hayır, parayı aldım, mücevheri vermedim. Abi sen bir seviyorsun Allah Allah. Gibi bu işleri. Sen seviyor gibi sen bu işleri. Yani işte. Sende bir var, bir dolandırıcılık kanı var sende. Ne oldu Kane, Deni? Siz bir şey oldunuz. Efendim abi? Ya dedim, siz bir garipsediniz de. Yok ya. Daha Altan abinizi tanımadınız. Yok abi, ben saygı duyduğumdan yani böyle şaşırdım. Ha eyvallah, eyvallah. Bir yetenek sağ olasın. Yani. Oğlum farı kapalı tospalar mı geçiyor? Ben mi yanlış gördüm? Ben de gördüm. Doğru gördün. Bazen diyorum lan, bu sultanı boşuna mı aldım?
Evet, biraz öyle oluyor gibi. Biraz öyle oldu. Onu ben de düşünmüyor değilim. Hayır ya, aslında sultan iyi abi, bak bir şey diyeceğim. Sultanın anahtarları olsa birilerinde, ya en azından bir şeyler olduğu zaman çıkar kullanırız takır takır. Anladın mı? Ya en arabayı kötü satarız da. Için. Çok önemli yok, satmaya değil. Gerek yok ya arabayı. Fiyatı iyi, hızı iyi. İşimizi sağdan, görür. Sağdan. Ne yapıyorsun? Nereye geldik? Her zaman bu yolu kullanmak daha mantıklı. Buradan. Bu aradan geçiş var. Bir dakika, bir durun. Şu adam bizim fotoğrafımızı mı çekiyor? Lan? Ne yaptın oğlum, adam lan. Sigara içiyordu. Niye? Oğlum ne vuruyorsun lan adama? Fotoğraf çekiyor dedi. Adam müşteri lan. Oğlum sigara içiyordu adam. Şşş, iyi misin birader? Sıktın senin anını ki. Oğlum rahat durun, sikerim belanızı, bak olay çıkacak. Ben bu götlü ailesini vuruyorum. Neyle? Yapma lan, dur. Neyle, dur neyle, merak ettim. Dur o zaman, yadigar getireyim ben. Neyle vuracağını cidden çok merak ettim. King kaç. Parkur yaptık, bu ne ya? Dikenliymiş ya. Selamünaleyküm. Selam. Bir şey diyeceğim, kafası karışmasın. Bence parti parti satalım. Evet evet. Tamam, ben veriyorum. Sağdan soldan ihbar gitmesin, hızlı yapmamız gerekmiyor mu? Kendini bitirir ya, değil mi? Ben tamam, al kardeşim bunları fiyatında. Oo, Allah bereket versin. Ne kadar verdi? Toplam balıkla birlikte 21 bin oldu. Üf. Balık parasını koymadın değil mi bankaya? Koymadım. Canım da böyle cüzdan içi şişik olunca bir hoşuma gidiyor. Birisi giriyor içeri. Bana nereden baksan 11 bin falan verdi adam. Şimdi gelin. Şunları ne yapalım, bankaya mı atalım, burada mı bakalım neyimiz var neyimiz yok? Bakalım abi istiyorsan burada. Sonra da artan varsa onu kendi içimizde aynen. Toplu verelim nakitleri, sen sonra bankaya atarsın. Evet onu. Kendi içimizde dağıtalım, parasız kalmayın. Ben Akut'u şöyle diyorum abi. Şu çocukların da borcunu kapattıktan sonra şey yapalım bence artık. Günlük olarak vergi sistemi. Ne lan, para mı keseceğim? Vermemeliyiz. Efendim Key? Hayır işte, para biriktireceğiz böyle böyle. Her gün herkes mesela kasamız olacak, ortak kasa birinde toplanacak. Atlasana Key. Ortak kasamız olacak. Mesela her gün atıyorum 4000 dolar oraya vereceğiz. Ortak kasada toplanacak bu para. Bence sürekli. 3000 iyi ya, 4 çok. Ya 3 ya 4 işte, artık karar verelim ona. Her gün 3000 verse buradaki herkes, 7 kişiyiz. Her gün 21.000. Hani bir sıkıntı olduğu zaman zaten, fazlası ihtiyacımız olduğu zaman zaten alırız. Ama maksat hani şey toplamak. Bir şey gördük, beğendik, pat diye işte silah alacağız. Pat diye çıkartıp şey yapalım, hazırda paramız olsun diyorsun. Aynen öyle. Nereye ya da ölü para. Ha, geri geri al. Tamam, burası iyi. Şimdi dizilin bakayım. Adım yapacağım. Bu arada bir şey diyeceğim Mia. Efendim? Senin en azından böyle işlere bulaştığımızda şu ayakkabıları değiştirsek mi ya? Biraz dikkatli baktıysan oraya girdiğim kıyafet de bu kıyafetim aynı değil. Hangi ara değiştirdin lan onu? Değiştirdim. Ulan kadın milletini anlamak çok zor de, ya. Sabah böyleydi. Hayır böyle değildi. Kafamda kapşonla, ayağımda da botlar vardı. Ne oldu lan Altan? Yok şimdi dikkatimi çekti abi, çünkü bir kere aklımdaydı. Böyle, böyle girmiyorum. Ha bir kere yapmış olabilirim, o zaman hazırlık sekandım ama uzun süredir botlarla takılıyorum. Evet sıra ben sıra alıyorum. Altancığım gel kardeşim. Ha özele mi çekiyorsun abi? Ya. Evet. Bana biraz tanıdık geldi. Kaynama lan. Alayım, tahsilat alayım. Gel gel.
Yakında çok zengin olacağız oğlum, merak etme. Vallahi abi bak, sana çok güveniyorum. Aynen ha. Aynen, ne bulursan ver, ben her türlü zengin edeceğim sizi. Bu kadar mı çıktı lan? Amin abi. E abi 10 bin verdi. Tamam. Hatta 9 bin verdi, ben kalanı tamamladım. Tamam, sen arkasına geç. Kapşonlu gel abi bak. Ben yolluyorum buradan. Dökül bakayım paraları. AJ seninki 30 saniye sürmesin. Amına koyayım. Abi vallahi trafik ışıklarında bekledim. Oo. Bu kadar aldılar. Maşallah maşallah. Canım benim çok tatlısın. Git bakayım geri. Mia, Mia en son sen git. Neden? Dani gel bakayım. Abi bu akşam tavuk döner yiyebileceğiz değil mi? Öyle söylemiştim. Halledeceğiz halledeceğiz. Canım benim sen de ver bakayım. Bu ne lan? Ben balık tuttum, ben araba işine girmedim. He tamam. Hacı. Gel oğlum korkma. Kısa sürüyor zaten. Hızlı hızlı hallediyoruz. Gel. Kısa süren ne? Altan? Onun toplantıları falan. Eceli. Allah. Cüzdanını ne yapayım oğlum, parasını ver. Benle niye uzunsun? Sen daha yenisin ya. Oo maşallah maşallah. Ha, iyi mi bu? İyi iyi, güzel güzel. Tamam. Gel kız. Şimdi önce IBAN'ımı alayım. IBAN'ım o çifte. 140. Herkes kendi bankasındaki parayı merak etti. Evet, evet. Direkt baktım bankama. Bu belki bankamdaki bilmiyorum. Sıfır şu an. Tamam. 112 dolar var bankamda. Aa 50 dolar. Akılsız bu çocuk, akılsız. Komedi, kahkaha şelalesi. O kadar güldüm ki bahçeye. Rak kafası. Bu da bu partiden çıkanlar. Hiç yakıştıramadım. Ne? Bunları verdi. Yavşak keklemiş seni. Tamam. Senin canı sağ olsun ya. Bayağı sokaktaki çocuklara döndü ki. Evet arkadaşlar, şimdi herkes abi? Abi, deterjanını sileceklerin alsın. Bak sen bu kasabayı alıyorsun. Şehrin ışıklarında abi, kim duracak? Merkez Bankası'nın oradaki dört yol ağzında duruyorum. Orası bayağı iyi getiriyor. Aa bak orada çok trafik oluyor. Şimdi abi, arkadaşlar. Abi 1000 dolarım daha kalmış. Matematiği olan kimdi lan? Dani. Ha iyi iyi. Efendim? Bak unutma böyle şeyleri. Efendim? Şimdi bankadaki parayı söylüyorum. Kasamızda 367 bin var. Aklında tut. Nasıl ya? 367 bin. Dur oğlum kasa lan. He, tamam tamam. 367 bin evet. Şimdi şu çantanın içini doldurduk bakalım. Yaz. 87. 87 bin değil mi? Evet topla bakayım. 454. Oo. Şimdi o, o 54'ü bütün ekibe böl bakayım. 6 kere 6 36 9 eder ya. Arkadaşlar 9 bin dolarımız var. Ne gelişim abi. Oğlum kimse aç değil işte, sen daha ne istiyorsun? Bilgisayar mı? Bir dakika sen yanlış mı hesapladın? Yo işte 6 kişiyiz. 9 çarpı 6 54 gerizekalı. Ha ne oldu lan? 6'ya nereden vardı? Öyle. 36 dedin sonra 54. 6 kere 6 36 oradan 54'e vardım işte salak, sen ne anlarsın matematikten sikik. Hala saçma. Yok ben söyleyişine güldüm. Yani 9 eder herhalde dedi de. Şimdi arkadaşlar. Dani gel bakayım. Allah Allah. Bak bu evreye hiç geçmemiştim ben. İkinci postaya. Altan gel. Sağ ol patron. Kapşonlu gel bakayım. Eyvallah abi. Güzel para bu devirde. Ace gel. Buyur ağam. İyi lan 6000 verdim 9000 aldım. Lan yapacak. Aç kalmayın diye veriyorum. Mia gel. Adam nasıl kâra geçti ya.
Tamam, şimdi araba parasını çıkardık. Ceplerinize parayı da koyduk. Ben şurada bankamatik var, onu yatırıp geleceğim. Bu paraları yatırın bak, çalmasınlar. Burada var, şurada. Dur yatırın bakayım. Ne kadar satacaksın? Ne olur ne olmaz. Dur lan, ne yaptım? 500 de cebimizde kalsın. Arka taraf ne veriyor? Beklemek istemeyen varsa şu tarafta da var. Tamam, 200 de sat. Vallahi Jugular'ın parasını çıkardık. Benim de cebimde 9 kaldı. Helal olsun lan, matematiğine kurban. Tamam tamam. Oha, o ne? Tamam canım. Tamam, ben hadi adil öptüm. Bir dağıtım oldu. Çok mutluyum. Oo, o ne lan? Abi maymuncuk var mı ya, şu turu patlatsak? Oğlum bunu parçalatsak 7 sülalemize yeter lan bu. Vallahi. Maymuncuk alıp gelelim mi? Bak bunun aslında arkasında var ya. Asalısını bulacağım bunun. Şundan belki alırız şunlardan. Lan oğlum patlar matlar sıkırı. Şu an bankamda tam 400.997 var. Abi bir şey unuttuk. Neyi? Neyi? Herkese 9.000 kalacak şekilde dedik de sen o parayı ödedin mi sana 9.000 kalmayacak. Yo, kaldı işte. İyi hesaplamış. Üzerinde mi tutuyorsun sen 9.000? Evet, şu an 9.000 üstümde. Ha, iyi tamam. Ben benimkini veririm ona. Olur mu canım, ben benimkini vereyim sana. Aramızda lafın mı? Beni gel gidelim burada. Paylaşıyoruz zaten. Yani bu konuyu konuşmuştuk daha önce. Senin benim, benim senin. Aynen. Benim verdiğim senin, senin verdiğim benim yani. Kesinlikle katılıyorum. İkisi de bir arada güzel yani. Ona daha fazla katılıyorum. Tek başına iş yapmıyor. Yani. O yüzden hiç yapmayalım bu muhabbeti, bence olur mu? Bence de. Araba neredeydi lan? Ne bileyim. Biz Kane maymuncuk almaya gitmiş. Burada ne var? Aynı yerdeyiz. Arabanın olduğu yer. Bekliyoruz arkada sizi. İyi lan. Bir günde jügüleri de hallettik. Aynen. Ben Tarık'a ulaşamıyorum. Ulaşırsam... Oğlum ben sana parayı transfer edeyim. Sen halledersin zaten. Yatmaya çekinme. Bu gece olmazsa sabahtan direkt alırım. İBAN'ım 255. 255. Aynen. Oğlum bak, bu parayı alır kaçarsan vururum seni. 255, eminsin değil mi? Bakayım, evet. Açıklamaya da yazayım. Jügüler'in parası. Bir kontrol et bakayım, gelmiş mi? Gelmiş gelmiş. Oo. Oğlum bir aya kalmaz bu şehrin efendisi biziz. Vallahi bu şekilde ilerlersek zaten. Oğlum arabaları hallettikten sonra emanetlere bir abanıyoruz zaten, tamam. Emanet lazım, evet. Ben size söylüyorum, bence arabadan sonra herkes biriktirsin parasını hızlı hızlı. Takır takır emanet alalım. Aynen. Nasıl orada, alınacağını ben yani bilmiyorum fiyatı artık. Fiyatı nedir acaba? Ben de... Fiyatı orasında siz bilirsiniz. Siz konuşuyoruz adamlarla. Ya ne kadar olacak oğlum? 50 bin 60 bindir. Yani evet. 100 bin falan olmaz. 100 bin olur mu lan? 100 bin ise yara yedik. Olmaz herhalde. O nasıl bir fiyat? Olmaz. Peki herhalde. Bir şey söyleyeceğim. Biz sırf parayı büyüye mi abanacağız, küçüğe mi? Bence büyüye abanalım lan. Konu ne? Adam ne dedi abi? Ne dedi? Bilmem ne dedi. Sana soruyor, ben ne bileyim abi. Ben de hatırlamıyorum. Onu bir ara bir düşüneyim ben. Neyin büyük? Abi. Bünyamin'le konuşsak da sana bir B12 falan mı alsak? Ya oğlum ben o an
yanlarında bir cigücügülemine biri vardı, ona takıldım ben, garip bir adam. Hayır bak, bir şey diyeceğim. Geçen geldim sizin eve de tüm ilaçlar var, bir tek B12 ilacı yok. Evet işte bir B12. Onu ama reçetesiz vermiyorlarmış. Yoksa ben aldım mı 4-5 tane vuracağım. Ya zamanında o kadar çok şey anlattım ki kafa gitti benim. İki tane maymuncuk. Tabii o kadar çok yaşanmışlık var. Tabii. Maymuncuk mu aldın? Kırdım ikisini de. Açamadım bir türlü. Polis gelir. Olabilir. Gidelim. Hadi oğlum, gidelim o zaman. Gidelim o zaman. AJ neredesin? Minik kedi AJ neredesin? Bagajdayım. Ne? Hangi ara girdin oraya? Ben size katıldım. Nereye geçelim? Bence bu paraları bir ıslatmak lazım. Gidelim şu arabayı Allah alalım işte müsait ya. Bir de testi hayır, falan çıkaralım. Hayır şey... Tarık açmıyor ama... inşallah uyanır ya. O uyanıktır bu arada ya bence. Ben mesaj attım. Dönmedi. Bir şey söyleyeceğim. Şu... Acaba şeyi mi halletsek lan? Sultan'ın boyasını mı? Ha bence de bir renk belirleyelim. Sultan üzerinden rengimiz belirleyelim. En aynen öyle. Mantıklı. Hatta sizin de süreceğiniz sürekli arabalar varsa onların da rengini aynı yapalım. Biz de mesela isteği getirelim. 8500 lira da onu harcarız işte. Diğer tırcıkları harcarız. Ha, evdeki tüm paraları da boyaya verelim. Şimdi bizim üçüncü hedefimiz ne? Market. Pembe. Abi bir şey diyeceğim. Siz kumar mumar bir şeyler demiyor muydunuz? Evet. Onu yönetmek olacak. Ne olacak abi üçüncü hedef? Onu demiyorum oğlum. Yani hani genel olarak bu arabalarda... Arada... Ne, bizim araba planlarımızda neydi? İki tane dört kapılı... Araç kovalıyorum. Aynen işte bir tane daha Jugular alırız. Ya da parayı bulduktan sonra Jugular'ı değiştiririz. Farklı bir araba alırız abi. Jugular şu an bizi kurtarır. Oğlum en kötü Jugular'ı 400 aldık ya. Aha. Ederi kadar sat müşteri bulursak satarız. O paranın içinden taksit taksit... Parayı şey, da veririz. Aynen kredi çekmiş gibi anladın mı? Taksit taksit öderiz ama biz kalan parayla da bir şeyler alırız. Bence çok mantıklı. Bak bir şey diyeceğim. Sen bu balleri satmaya karar verdiysen... Senin balleri de satıp ya emanet alırız ya da istiyoruz. Ya bence emanete biz paramızı biriktiririz de şey yapabiliriz abi. Farklı bir araba daha alalım ama o zaman kimseye araba kalmıyor işte. Yani ben şey isterdim. Sultan da böyle aldığımız Jugular kafasında olsun. Hani dengeli arabalar olsun. İkisi biraz farklı şimdi ya. Yo işimize yarar yine. Bir tane hızlımız olması bizi idare eder. Yani yavaş olanla da arkadan gelir yavaş yavaş, anladın mı? İş bittikten sonra bir de o geçer. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle yapalım. Sultan'ı satalım isterseniz. Üzerine de şeyi satıp, balleri satıp başka bir araba da alabiliriz. O da olabilir. Sultan dolu muydu? Silah parasını unutuyoruz. Sultan full. Şey full. Ama bence... Bak şey bizim yani... bir mevzuya girecek emanetimiz var oğlum. Yani bir anda zaten o adamlarla işbirliği yapmadan yarın silah alamıyoruz ki oğlum. Bir beklememiz gerekiyor. O sırada da işte bu boşluktan araba işimizi, ev işimizi falan halledeceğiz. Mekan, cart cürt. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu benim dövüş işi vardı ya abi, bayağıdır ilgilenmedim de. Yani bir turda 40-50 bin para bırakıyor. İstiyorsanız hazır burada bizim çocuklar da var. Bir tur bir ara ayarlayalım. Tamam araya sokalım İyi bir tane. İyi para bırakıyormuş abi maşallah. Ha. Ya zengin olur. Maşallah. İyi para bırakıyormuş. Yani yuvarladım biraz. Ne oldu? Uyu sen uyu, bir şey yok. Daha bir işin olacak. Ya bence o en son olmalı şu anda. Siz bilirsiniz yine de. Oğlum davi olmasa bile bizim her türlü bir yer ayarlamamız lazım. Şöyle toplanın dediğimizde. Abire bizim o eve gidiyoruz. O kasap yeri güzeldi. Fabrikayı mı diyorsun? Ha. Ulan oranın taksidi maksidi bilmiyorum. Ben çok sıcak bakmadım oraya ya. Ya bu amına kodumun şehrinde millet gidip para veriyor mu böyle yerlere? Hayır. E ne biz neye kaşınıyoruz? Bulalım bir tane oyuk mağara içi, takılalım orada. Ya yani en azından bak şey buluşma abi, noktamız olsun. Eleman, i̇şte mağaraya gel diyelim o mesela. O elemandan haber var mı?
Hangi elemanla? Evi satan mı? 750. He aynen abi. Yok vallahi hiç ses çıkmadı. Yani belki de diyeyim elinde başka bir yer vardır. Bu arada Sultan nerede? Ben gidiyorum böyle ama evde mi? Sultan evin oradaki garajda, oradan alayım ben. Daha market açacağız. Barı açacağız. Her şey zaman abi. Bunları yaparız. İki haftaya gerçekleştiririz. Aynen, zaten deli balaştığımızda mekan falan hiç gerek yok. Oranın altını kullanırız. Kumar da yaparız. Allah'ım yarabbim. Öf. Sana ne be? Efendim? Sen bir arabayı bırak. Hangi arabayı bırak? Sen böyle bir şey yap ya, bacakla ayakkabılarını bağlasana. Oğlum AJ'yi arabada unutmayın. Asas. Çık çık. Abi uyumuş mu? Tamam uyan. Ya amına koyayım, 680 dolar vergi ne ya? Abi yapma yapma. Sen bir uyu. Ne oluyor, ben baka mı girdim? Çaresi yok bunun. Ben şurada bir işeyip geliyorum. Baga girdi herhalde. Kim bak bu? Hangisi bu? Yarı bu. Amına koyayım hadi. Sıra yoktur herhalde bu saatte değil mi? Sıra yoktur ha. Zaten kreş ya. Ay ananı sik. İkinci sıra ne ya?